Yaşar. Evet, evet, dripling yap, evet. İyi dripling oğlum, iyi dripling, hadi. Hadi Yaşar, dikkat et, dikkat et. Topa bakma oğlum, topa bakma, kaldır kafanı. Aferin Yaşar. Hadi tut. Bravo oğlum, evet, evet, çok iyi. Tut bakalım. Evet, evet, çok iyi Yaşar, çok iyi. Tut. Biraz da sol turnikeyi dene, hadi oğlum. Aferin Yaşar, koş şöyle, hadi. Bravo oğlum, bravo, çok iyi. Biraz daha hızlı, biraz daha hızlı, hadi. Seni çok özledim. Sen de beni özledin mi? Ama doğruyu söyle. Evet hayatım, özledim. Hem de çok özledim. Beni seviyor musun Cem? Evet. Seni deliler gibi seviyorum. Seninle olmak ne kadar güzel. Canım benim. Madem beni seviyorsun, neden bir haftadır aramadın öyleyse he? Şu Allah'ın cezası imtihanlar yok mu? Deli ediyorlar beni. Ay, amma da çok imtihanların oluyor, anlamıyorum. Yaşar! Yaşar! Sana teşekkür borçluyum. Dün akşam anlayışın için teşekkür ederim. Arzu seni çok beğenmiş. Öyle mi? Aman iyi. Ciddi söylüyorum. Bir dakika dinler misin? Hayır. Onunla çıkmak ister misin? Hayır. Ne oluyor sana be? Kör müsün? Dün akşam pencereden içeri giren kız güzel değil miydi? Bu benim sorunum, kusura bakma. Onu çekici bulmadın mı? Haklısın, çekici bir kız. O halde neden istemiyorsun? Çünkü benim tipim değil. Ya, tipin değil ha? Bir söyler misin, nasıl birini arıyorsun? Farklı birini, sıradan birini aramadım ki. Ama... Hayır. Aradığım o değil. Anlıyorum. Yani sen bütün kalbinle, aklınla, ruhunla, bedeninle falan aşık olmak istiyorsun ha? Bu çağda kaldın mı böyle aşk ya? Vay anasını be. Romeo, Juliet. Leyla ile Mecnun ha, ne dersin? Kes artık. Arzu, Ayşe, bir de sen... Bak dinle, dördümüz bu akşam diskoya gidelim ha. Buna ne dersin? Ayşe, Arzu ile olan ilişkini biliyor musun? Yo, ben Ayşe'yi seviyorum. Bence sen aşkı tanımıyorsun. Bırak felsefe yapmayı ya. Diskoya geliyor musun, gelmiyor musun?
Ne olacak? Oh, this is the kırparak bizim eve müzik dinlemeye gidelim demiş. Kız da sadece müzik dinleyeceğimize söz verirsen gelirim diye cevap vermiş. Adam da veriyorum demiş. Kız da peki ya müziği beğenmezsen diye sormuş. Adam sırıtarak o zaman yataktan kalkar giyinir gidersin demiş. Ne espri değil mi? Beğenmediniz galiba. Hadi kalk da herkes seni görsün. Hadi kalk, kalk. Ah, şimdi başka havalardayım. İster misin? Bilmem. Hey, harika dans ediyorsun. Ben de öyle. Hadi Şerefe ve Şerefiye'ye. Artık bir bardak da sen iç ha. Size afiyet olsun. Arkadaş Yeşil Ağacı mı? Hayır hayatım, sporcu. Enteresan. Evet, enteresan. Hadi dans edelim hayatım. Bu müzikle mi? Bu müzikle yatakta dans ederiz. Sen manyaksın be. Ne manyağı be? Süper manyağım ben. Olamaz. Ne oluyor Yaşar? Bir numara mı var? Sana ne, sen benimle ilgilensene. Elbette hayatım. Ben senden başka kiminle ilgilenirim zaten.
Ne geceydi değil mi? Sen çok garip birisin. Önce eğlendin, sonra bir sütuna bakıp kaldın. Bir bulmaca gibi. Ama ben bulmaca çözmeye bayılırım. Sen burada yatabilirsin. Aha. Ya sen? Ben bir yer bulurum. Boş ver. Buraya ikimiz de sığarız. Yok, hayır. Sen rahatsız olma. 10 saniye kalmıştı. Aradaki fark 2 sayı. Tam orta yuvarlaktı geldi top. Dribblingle daldım, tamam mı? Mustafa'ya verdim. Evet. Potu altından evet. Tam topu alıp da dribblingle tek... Şşt, Nastasya Kinski. Yok canım. Samantha Fox. Ha, değil mi? Ne haber? İyiyim. Ne işin var burada? Benim işim artık sensin. Sana kafayı taktım. Beyler. İzninizle. Nereye? Hadi iyisin. Seni kaçırıyorum. Yok ya. Harika bir film var. O senin sanat filmi dediklerinde. Tamam mı? Tamam. Kıpırdayın biraz, kıpırdayın, hızlanın. Hadi oğlum, hadi. İyi turnike, iyi turnike, hadi. Aferin oğlum, hadi. Hadi kıpırda biraz, kıpırda, hadi. Aferin oğlum. Burada ne yapıyorsunuz? Bir fincan çay içmeye çalışıyorum. Ya sen ne yapıyorsun? Ben de kahve içmek istiyorum. Ya sen? Anladım. Çay içiyorsun. Çok zekisin. Teşekkür ederim. Bu sizin değil. Artık benim oldu. Sana bakmıyorum. Okuduğun kitaba bakıyorum. Neden? Çok sevdiğim bir kitap da ondan. Sanatın öyküsü. Evet. Bedrettin Cömert'in çevirisi. Bu ilk baskısı. Adınız? Yeşim. Benimki de Yaşar. Memnun oldum. Ya, öyle mi? Evet öyle. Ders gereği mi okuyorsun bu kitabı? Yani... Hayır, ben tiyatrocuyum. Sadece ilgi duyduğum için okuyorum. Harika. Demek tiyatrocusun. Ben de tiyatroyla çok ilgiliyim. Bunu yaptığıma inanamıyorum. Önemli değil. Peçete gibi bir şey bulabilir misin? Elbette. Kitabını mahvettim. Gerçekten çok üzgünüm. Merak etme. Birazdan kurur. Bu ilk baskısı. Yeni baskısı ilaveli. Böyle söylediğim için kusura bakma. İnan bana, doğru söylüyorum. Dur bir peçete getireyim. Sakın. Sakın ben gelene kadar bir yere gitme. Sakın bir yere gitme, ne olur.
Yani bu yönet ben aklıma kadar getirdi. Aa, ne dedin, onu yapıyorsun da bunu yapamıyorsun, şunu yapıyorsun da bunu yapıyorsun. Olur mu böyle şey? Şey, canım? Affedersiniz, siz de tiyatrocusunuz değil mi? Evet, niçin sordunuz? Ceketiniz de çok güzelmiş. Provanız bitti mi? Yani Yeşim içeride mi? Bitti Yeşim mi? Beyim. Ya öyle mi? Başka Yeşim yok mu? İçeride bir tane daha var. Hazırlanıyordu. Birazdan çıkar. Harika. Yani teşekkür ederim. Peçete mi getirdiniz? Nasılsın? Sağ ol, buraya geleceğini bilmiyordum. Kitabın hala kurumamıştır diye düşündüm. Vaktim de vardı. Saçmalıyorum galiba, değil mi? Ama bu yeni baskı, bunu yapmana gerek yoktu. Yapmak istedim. Özür dilerim Yaşar. Çok teşekkür ederim Yaşar. Sen söyler misin bu ne demek? Sakarlığımın karşılığı. Anlıyorum. İyisin değil mi? Evet iyiyim. Acaba benimle bir kahve içer miydin? Hayır, teşekkür ederim. Pekala. İyi günler. Hoşça kal. Güle güle. Ayrıca Yaşar'ın forvet oynayan Ali'ye daha yakın oynayıp top aldırmaması gerekir. Mustafa ve Hakan'ın bacak kasları hala yeterince güçlü değil. Yine de gün geçtikçe gerek savunmada gerek hücumda istediğim seviyeye yaklaşıyorsunuz. Yalnız sizden istediğim man to man savunmada kısaların daha agresif olmaları ve double teamlere daha çabuk gitmeleridir. Sen kahve içecek birini arıyorum. Teknik üniversiteye gidiyorum. Basket oynuyorum. Başka da hiçbir özelliğim yok. Antalyalıyım. Ailem orada. 40 yılda bir kız tanımak istiyorum ve durmadan ben konuşuyorum. Beni tanımak istiyorsun. Evet. Baban ne iş yapıyor? Öldü. Uzun yıllar önce. Özür dilerim. Geçen cumartesi seni diskoda gördüm. Ya. Yanındaki kimdi? Bir arkadaşım. Herhangi biri miydi? Yoksa özel biri mi? Fazla açık sözlüsün. Ama soruma cevap vermedin. Biliyorum. Ben artık gitmeliyim. Yarın sabah provam var. Kaçta? 9'da. Kaçta biter? 12'de. Yarın benim antrenmanım yok. 12'de orada.
Bonjour Romeo, nasılsın? Seninki içeride geliyor. Hadi kız gel, gel. Hı? Selam. Selam, nasıl geçti? Berbat, bir saat sonra tekrar provan var. Bu gerçekten berbat bir haber. Ama seninle birer hamburger yiyecek kadar vaktin var. Harika. Bu akşam yemeğe çıkalım mı? Bu akşam mı? Hayır, çıkamam. Neden? Eyvah, 5 dakikan var. Hadi kalkalım. Çok geç kaldım. Evet işte. Sana iyi çalışmalar. Ha? Sağ ol. Bu akşam yemeğe çıkmayı bir daha hatırlatayım mı? Hı? Hayır dedim. Ama bu akşam bir filme 2 kişilik davetiyem var. Hı, harika. Hoşça kal. Güle güle. Saat kaçta? Saat 9'da al beni. Hı. Ne haber? Kapıyı vurmadan neden içeri dalıyorsun? Boşver. Ne iş? İyi bir iş. Ceketler falan ha? Hangisini giyeyim dersin? Bence bu. Çizgiliyim ben. Çizgili olanı. Peki tut şunu da giyeyim hadi. Hop. Ya zaten heyecanlıyım. Heyecanlanacak ne var ya? Bırak şimdi bunları. Geç kaldım zaten. Geç mi kaldın? Esaslı bir parça desene. Şu haline bak. Nikaha gider gibisin oğlum. Sinemaya gidiyorum. Hangi filme? Mekanik piyano. Manyak mısın sen be? O film seyredilir mi? Berbat. Boş ver. Söyle bana, filmden sonra nereye götüreyim? Doğru, yatak odasına. Aklım fikrin yatak. Bırak gırgırı, ben ciddiyim. Doğru düz bir cevap ver. Filmden çıkınca şöyle dersin. Şöyle birer kadeh içmeye ne dersiniz? Kendimize geliriz ha? Gerizekalı. Yine de sağ ol. Yapma. İyi bir film. Yarım yeşil karıncaların düş gördüğü ülke var. O da iyiymiş, Herzog'un. Ona da geliriz. Yeşim. Kayan bak, kim var burada, nasılsın? İyiyim, sağ olun siz. Sağ ol. Yaşar, sana Belma Hanım'ı ve Kayhan Bey'i tanıştırayım. Memnun oldum. Nasılsın Yeşim? İyiyim. Sağ olun. Epeydir görüşmemiştik. Ne var ne yok? Memnun oldum delikanlı. Ben... Film iyiydi değil mi? Vaktiniz varsa hep birlikte gidip bir şeyler içip sohbet edelim, olur mu? Çok teşekkürler ama bu gece başka yere sözümüz var. Siz bilirsiniz. O zaman başka bir sefer gideriz. Evet, tabii. Seni gördüğüme çok sevindim. İyi geceler. Size de. Gitmek istemezsin diye düşündüm. Beni eve bırakır mısın lütfen? Bir yere gidip... Hayır. Akraban olduğunu sanıyordum. Hayır, değil. Kim olduğu umurumda bile değil. Aslında canım eve gitmek istemiyor. Bu gece sende kalsam olur mu? Sandığın anlamda demek istemedim. Yalnız kalmak istemiyorum. Anlıyorum. Teşekkür ederim.
Benim saçım mı? Sanırım evet. Günaydın. Kolum. Bütün gece kolunda mı uyudun? Dur bakayım. Binlerce iğne batıyor sanki. Çabuk çabuk. Hadi hadi daha hızlı oğlum, daha hızlı. Aferin Yaşar. Tabii tabii böyle oğlum işte böyle. Aferin, çok iyi. Daha hızlı. Tut. Hızlı. Bravo oğlum. Ben Yeşim. Aradığınız için teşekkür ederim. Hafta sonuna kadar yokum. Bir notunuz varsa düdük sesinden sonra iletebilirsiniz. Hafta sonu Şile'deki yazlığa davet ediyorum. Bir işin yoksa geleceğini umarım. Adres Şile girişi sağdaki ilk küçük ev. Selamlar Yeşim. Cem. Cem orada mısın? Cem. Hey ne oluyor? Yok bir şey. Şu anahtarı versene bana. Hadi anahtar mı? Ya. Ne anahtarı? Canım motorun anahtarını. Hasta mısın sen? Hadi uzatma lazım. Bir dakika tamam. Gene nereye? Peki ben ne yapacağım? Sen de benim ayakkabılarımı giyersin. Sevimli bir yer. Babam öldüğünden beri burayı pek kullanmıyoruz. Bu odayı çok severim. Bütün çocukluğum bu odada geçti. Bahse girerim, bu sensin. Evet. Gel bakalım. Tonton'la tanıştın mı? Tanıştırayım, bu Yaşar. Selam Tonton. Hı? Tonton bir öpücük istiyor. Olur. Bir de burada. Beş yıl. Seni seviyorum Yaşar. Ben de Yaşar. Ben de seni seviyorum. Hatta nasıl söyleyeyim, düşlerimde yaşattığım kız senin gibi biriydi. Biliyor musun Yaşar, seni tanıdıktan sonra benim için sanki her şey bir anda değişti. Bir öyküsünde Sait Faik,
bir insanı sevmekle başlar her şey diye yazmıştı. Doğru bir düşünce ama... Evet ama... Ama yaşadığımız bu dünyada her şey sanki bir insanı sevmekle bitiyor. Yo, bu kadar karamsar olmamalısın artık. Düşünsene, bir insanı sevmek bir evreni sevmektir. Korkuyorum. Bazen her şey anlamsız gibi geliyor. Zaman insanı her şeyden kopartıyor. Umuttan kopuyoruz, sevgiden, dostluklardan, anılardan. Hep bir şeylerden kopacağımızı bilip bekliyoruz. Biz kopmayacağız Yeşim. Korkuyorum. Kayhan aile dostumuzdu. Beni çocukluğumdan beri tanırdı. Babamın da yakın arkadaşıydı. Tüm borçlarımızı üstlendi. Nasıl söyleyeyim, ona bir çeşit hayranlık duydum. Sonra... Yeter artık. Sonra... Anlatma. Telefona cevap vermeyecek misin? Vermemi istiyor musun? Ev senin. Neler düşünüyorsun? İkimizi. Bu çok iyi. Yaşar, seninle artık görüşemem. Ne? Sen ne demek istiyorsun? Telefon eden Kayhan'dı. Ona hala aşığım. Ve elimden bir şey gelmiyor. Ona dönmemi istiyorum. Ama sen beni seviyorsun. Onunla 3 yıldır beraberim. O benim tanıdığım ilk erkek. Senin için ne duyarsam duyayım, onu böyle bırakamam. Ona ihtiyacım var. Duygularımı değiştiremem. Onu seviyorum. Keşke sevmesem ama seviyorum. Peki ya ben? Yaşar. Seni çok seviyorum Yeşim. Karşılık vermeseydin seni bu kadar sevmezdim. Açık. Selam. Selam Arzu.
Otursana. Sağ ol. Nasılsın? Demek o kadar kötü. Cem'in nerede olduğunu biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. Sana hiç benden söz etti mi? Çok iyi bir ilişkiniz olduğunu söyledi. Yani bu her ne demekse. Yani benden hoşlandığını falan söyledi mi? Senden hoşlandığına eminim. Beni sevebilir mi? Onu bilemem. Peki sen onu seviyor musun? Bilmiyorum. İlişkimiz hiçbir zaman fazla derin olmamıştı. Sonra aşık olacağımı da pek sanmıyordum. Ama birlikte çok eğleniyorduk. Onu sevdiğinden emin değil misin? Bilemiyorum. Belki seviyorum, belki de sevmiyorum. Yani tam olarak bilemiyorum. Sen ne düşünürsün? Herkesin duyguları böyle karışık mıdır? Nasıl söyleyeyim? Herkes elde edemeyeceğinin peşinde midir? Aldırma. Onu seviyorum. Sevdiğin belli değil mi? Evet. Anlıyorum. Yaşar! Yaşar! Affedersiniz. Bir dakika. Seni bekliyordum. Sana söyleyeceklerim var. Hay Allah, benim hemen gitmem gerekiyordu da. Bir dakika, lütfen dinle. Bu saatte konuşulur mu? Yarın buluşsak ha? Ne manyak be, Cem! Her şey harikaydı canım, sağ ol. İyi uykular hayatım. Sana da. Yeşim. Yeşim. Konuşmak istiyorum. Lütfen.
Seninle konuşmak istiyorum. Yaşar, sana durumu anlattım. Anladığını umuyordum. Ne yaptığını farkında mısın? Anlamıyorum. Hayatını neden mahvediyorsun? Benim hayatımı da tabii. Senin hayatında hiçbir ilgim yok. Kendi hayatımı yaşamak istiyorum. Bir yabancıymışım gibi konuşuyorsun. Ben bir yabancı değilim. Seninle tartışmak istemiyorum. Gördüğün gibi tartışıyoruz işte. Artık bitti Yaşar. Her şey bitti. Senden hiçbir şey gizlemedim. İnsanlarla böyle oynayamazsın. Seni seviyorum. Birbirimize uygunuz, bunu biliyorum. Sen çok sevimli birisin ama... Sevimli değilim. Bunu bize yapmamalısın. Anlıyor musun beni? Lütfen. Gücüm kalmadı. Çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Acı çekmene dayanamıyorum. Çok iyi bir insan olduğunu biliyorum. Kalleş. Hey, bana bak. Ne bu halin böyle ya? Hadi kalksana oğlum. Ne var? Ne bu halin böyle? Bütün gün uyuyorsun. Rahat bırak beni, tamam mı? Ne kızıyorsun ya? Şaka yapalım dedik. Üzüntümüzü bu kadar belli edersek başımız beladan kurtulmaz sonra. İçkin var mı? Yok ama uyku ilacı verebilirim. Uyumak istemiyorum. Sadece unutmak istiyorum. Bak, niye dışarı çıkmayı, oynayıp eğlenmeyi denemiyorsun? Bir kızla çık. Mesela Arzu'yla. İyi vakit geçirirsin. Arzu beni hiç ilgilendirmiyor. Kızın sana aşık olduğunu bilmiyor musun? Evet, biliyorum. Ama hangimiz aşkı ciddiye alıyoruz ki? Bütün istediğimiz biraz eğlenmek. Sen çılgının birisin. Dinle Yaşar. Kadınları fazla ciddiye almaya gelmez. Bunu hiç unutma. Evet, huzurunuzda Cem. Günümüz erkeğinden İnciler dizisi. Her neyse. Niye bir diskoya gidip bir iki duble içmeyi düşünmüyorsun? Benim için çok zor bir eğlenceye benziyor. Burada oturmaktan iyidir. Burada oturup binekleyeceğine bir diskonun barında oturup aynı şeyi yapabilirsin. Bay yalnız adam. Sınavlar duman etti beni. Ne dumanı be? Hayalete dönmüşsün. Ama bir burs kazanırsam seneye Avrupa'ya yolcuyum. Boş versene. Bence okumak o kadar önemli değil ki. O kadar çok okuyan var ki. Sence sevişmek de önemli değil öyleyse. Çünkü o kadar çok sevişen var ki. Hadi canım. Bir o kadar da sevişmeyen var, tamam mı? Öyle değil mi dostum? Ha? Mola. Selam. Kayhan Yaşar'ı hatırladın mı? Evet, hatırladım. Merhaba, nasılsın delikanlı? Sağ ol babalık. Selam. Selam. Burada ne işin var ha? Cem nerede? İçeride değil mi? Saat 9'dan beri burada ağaç oldum. Sahi saat kaç? 1'e geliyor. Avuç.
Kardeşim bu ne biçim komşuluk be? Saatten haberiniz yok mu? Tüh! Hadi be. Hadi kalk sana bir kahve yapayım ha. Razım sağ ol. Geçiyor. İstediğin yere oturabilirsin. Başım dehşet. Umarım yarın kendime gelebilirim. Neyin var senin? Sarhoş musun? Galiba. İki bardak bira içtim, bu hale geldim. Telaşlanma. Bir iki bardaktan bir şey olmaz. Biraz başın ağrır, o kadar. Arzu, sana bir şey soracağım. Sor bakalım. İnsan aşık olunca normal hayatına nasıl devam edebilir? Yoksa sen aşık mısın? Evet. Sevgi karşılıklıysa her şey yolunda gider. Hoş, hiç başıma gelmedi ya. Harika. Biliyor musun? Bu gece Cem beni böyle ağaç etmemeliydi. Belki önemli bir işi falan çıkmıştır. Doğum gününde hiç böyle şey yapılır mı? Doğum günün mü? Hayır. Onun doğum günüydü. İşte. Anlaşıldı. Bu gece de misafirim olacaksın. Sağ ol Yaşar. Sen çok iyi bir arkadaşsın. Hadi oğlum, hadi kat et, kat et sen. Yaşar'a geçir topu. Pas ver. Aferin, aferin. Hadi Yaşar. Bırakma. Hadi çocuklar, hadi çabuk olun biraz. Pas at, pas at. Hadi Atilla. Neyin var senin ya? İyi değilim koç. Tamam, yakalayın hadi. Gönder. O halde git. Toparlanınca da gel. Gitmeden önce istersen bir doktora göster kendini. Tamam koç. Çok iyi. Hadi çabuk olun biraz, hadi. Hadi çocuklar. İyi günler. İyi günler. Evet. Kayhan Bey'le görüşmem gerek. Randevunuz var mıydı acaba? Hayır ama benimle görüşeceğine eminim. Yaşar, Yeşim'in arkadaşı derseniz o anlar. Bir saniye lütfen. Kayhan Bey sizi bekliyor. Teşekkür ederim. Kayhan Bey. Hoş geldiniz. Buyurun oturun. Evet, sizi dinliyorum. İzin verirseniz hemen konuya girmek istiyorum. Son günlerde Yeşim'le olan beraberliğim hakkında. Onu ciddi olarak seviyorum. Geçen hafta Yeşim'le yazlık evliydik ve siz telefon ettiniz. O telefondan sonra bir daha beni görmek istemediğini söyledi. Size aşık olduğunu ve sizin de onunla evlenmek için karınızdan boşanacağınızı anlattı.
Aslında evlenmek kelimesini kullanmadı. Benim buraya gelişimin nedeni bu. Bir saniye. Özür dilerim. İzmir şubesi arıyor efendim. Şu anda rahatsız edilmek istemiyorum. Sonra arasınlar. Devam edin. Sizi dinliyorum. Bugün buraya gelişimin nedeni... Yeşim'e verdiğiniz sözü tutup tutmayacağınızı öğrenmek içindir. Yeşim'i çok seviyorum. İnce ve duygulu biri. Onun incinmesini istemiyorum. Yeşim senin gibi gerçek bir dostu olduğu için çok şanslı. Ama sana önce şunu söyleyeyim. Son 5 yıldır sık sık tartışmamıza rağmen... resmi kayıtlara göre karım ve ben evliyiz. Yani şimdi sen niyetimin ciddi olup olmadığını soruyorsun. Evet, Yeşim benim için son derece önemlidir. Ama karımla da 16 yıldır evliyiz. Ve 2 de çocuğumuz var. Boşanma konusuna gelince kesin bir şey söyleyemem. Yeşim istediğini yapmakta serbesttir. Tonton'la tanıştın mı? Selam Tonton. Bu gece sende kalsam olur mu? Sandığın anlamda değil, yalnız kalmak istemiyorum. Anlıyorum. Hey, kahve içecek birini arıyorum. Burada ne yapıyorsun? Çay içmeye çalışıyorum. Ben de kahve içmek istiyorum. Duygularımı değiştiremem, onu seviyorum. Keşke sevmesem ama seviyorum. Günaydın. Sana kahve hazırladım. 2 de şeker atıp karıştırdım. İçmeyecek misin? Kahve mi? Yok, içmeyeceğim. Dışarı çıkıp kahvaltı edelim istersen. Sonra da bir yere gideriz. Evet. Sonra da bir sinemaya gideriz. Ne dersin? Pekala. Hangisini? Yeni bir film oynuyormuş. Adı da senin burada ne işin var? Bir daha beni görmek istemeyen, sonra da hiçbir şey olmamış gibi gelen bir kızın hikayesini anlatıyormuş. Konusu fena değil. Karısından boşanmaya niyeti yok değil mi? Hayır, yok. Biliyor musun? Onunla gidip konuştum. Tabii biliyorum. Demek sana anlattı. İstediğini elde ettin işte. Ona seni sevdiğim için gittim. Yok, hayır. Bu doğru değil. Artık ne fark eder ki? İşe yaradı. Benim için ne dedi? Çok zeki olduğunu, bana değer verdiğini de söyledi. Daha başka? Lütfen. Lütfen bırak artık. Ve benim ikinci tercih olabileceğim. He? Bak, geri döndüm. Elimden gelen tek şey bu. Eğer beni istemiyorsan açıkça söyle. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Tabii ki istiyorum. Ama bir daha benimle oynama lütfen. Tamam mı? Tamam. Tam 20 gün serbestiz. 20 gün provasız birlikteyiz demek. Evet, ne düşündüm biliyor musun? Seninle 20 gün baş başa olmak. Harika bir düşünce. Birlikte tatile çıkabiliriz, ha ne dersin? Tam 20 gün baş başa birlikte. 20 gün. Evet, 20 gün. Tüm bir yaşamı, geleceği 20 güne mi sığdırırız? Yani, seninle birçok 20 günler özgürce birlikte olmayı dilerim. Evet, haklısın. Özgürce günler. Hadi oğlum. Hadi daha çabuk, daha çabuk. Aferin Yaşar, hadi. Yakala. Hadi, 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 hadi. Aferin sana Yaşar, aferin. Gel, 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 gel. Bak, senin daha iyisini yapabileceğini biliyorum. Kat et biraz, tamam mı? Kat et. Hadi oğlum, hadi.
Geç bakalım. Yakala şimdi. Hadi hızlı. Benimle mi kutlu musun? Evet ya, sen benimle. Belli olur mu? Benim belli olmuyor mu? Bir kilo yağ verir misiniz? Reçel sever misin? Severim. Bir de reçel verir misiniz? 4 pakette hazır çorba rica ederim. Biliyorsun eskiden seninle mutluydum ama neler oldu. Yine aynı şeyi yapabilirsin. Hı? Ya sen de yaparsan? Aha. Benim yapmayacağımı biliyorsun ama ben sana asla güvenemem. Başımdan hiçbir şey olduğu yok. Ya senin? Barıştınız mı? Biliyor musun? Senin adına çok sevindim. Çünkü sen çok iyi birisin. Nasıl söyleyeyim? Tanıdığım erkeklerden farklısın. Çok iyisin sen. Harikasın. Sağ ol. Sen de iyi bir arkadaşsın. Söylesene. Mutluluk nasıl bir şey? Bilmem. Barıştım ama galiba mutlu değilim. Ne demek galiba? İnsan sevdiği biriyle birlikte oluyor ve sonra da mutlu olmadığını söylüyor. Aman boş ver. Zaten hangimiz mutluyuz ki? O halde mutluluk nedir ha? Bak dinle. Biz insanlar mutluluk diye tüm yaşamımız boyunca bir şeyler ararız. Bulduğumuzda da kaybederiz. Demek sence mutluluk bu. Yani kaybetmek gibi bir şey. Neler diyorsun sen? Ben kaybetmektir demek istemedim ki. Boş ver benim dediklerimi. Hani o akşam pencereden gelmiştim ya. O akşam sen bana pas vermeyince ben de o garip kitaplarına göz atmıştım. Bir tanesi çok hoşuma gitmişti. Adı neydi? Asterix gibi bir şeydi. Aristofanes olmalı. Yoo. Ama ona benzer bir adı vardı. Aeschylus olmalı. He? Ne? Aeschylus. Öyle bir şeydi. Yani benziyordu. Aman her neyse, adının ne önemi var? Söylediği şey çok önemliydi bence. O kitapta şöyle bir şey yazılıydı. Mutluluk dengini bulmaktır. Bilmem anlatabildim mi? Harika anlattın. Mutluluk da her şey gibi gelip geçici. Tıpkı bir yaz yağmuru gibi.
Seni seviyorum. Asterix'in dediği gibi. Ama denk değiliz birbirimize. Tatile gelmeyeceğim. Neden? Çünkü bu iş yürümeyecek. Bu ilişki benim ilk aşkım olmaktan çıktı. Yeni bir aşk arayacaksam daha fazlasını isterim. Benimle olmaktan mutlu değil misin? Evet ama hiçbir şey aynı değil. Artık rahat değilim. Her an tedirgin. Bir öykü okumuştum. Şimdi kimin yazdığını hatırlayamayacağım. Öyküdeki kişinin çok sevdiği, çok değer verdiği bir bardağı varmış. Ona bir şey olmaması için gözü gibi bakar, dikkat edermiş. Ama bir gün bardağını yere düşürmüş. Bardak kırılmış. Bardağı hemen onarmaya başlamış. Kırık parçaları birleştirip birbirine yapıştırmış. Ne var ki o bardak artık eski bardak değilmiş. Değişime uğramış. Kırık parçaları yapıştırılmış ve yapıştırma izleri apaçık belli olan bir bardakmış. Bu öyküyü neden anlattım bilemiyorum. Yalnız günü gününe yaşayamaz mıyız? Hayır. Seni sevdim Yeşim. Gerçekten sevdim. Ama artık her şey bitti. Kendine iyi bak. Olur mu? Korkarım ağlayacağım.